Antalya'da yuvadan yavru karettaların çıkışı devam ederken yolunu bulamayan karettalar vatandaşlar tarafından denizle buluşturuldu. Sahillerde yuvalarından çıkan ve sayıları 40'ı bulan yavru karettalar vatandaşlar tarafından toplanıp denize bırakılıyor ancak uzmanlardan gelen bir uyarı var. Yuvadan yavru karettaların çıkışı devam ederken yolunu bulamayan karettalar vatandaşlar tarafından denizde buluşturuluyor. Şu anda denizde buluşmak üzere Kumköy sahilinde. Serik ilçesine bağlı Belek ve Boğazkent sahillerinde yuvalarından çıkan ve sayıları 40'ı bulan yavru karettalar vatandaşlar tarafından toplanıp denize bırakıldı. Şu anda karettaları daha orada var. Kurtarma operasyonu. Getir gel. Daha onları getir gel. Maşallah, maşallah, maşallah. Geceleri ışıktan etkilenip yollarını kaybetmemeleri için gönüllü olarak karettalara sahip çıkan vatandaşlar, gündüz sahil kenarına gelen karettaları da yine buldukları yerden alıp tekrar denize bırakıyor. Ya, şeyi götürün aşağıya. Aşağı doğru, gel, gel, ben gönderiyorum onu şu anda. Beyli çardaklar zarar veriyor, zarar vermiyor şu anda. Topladılar bundan. Denize salıyorlar şu anda. Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Mehmet Gökoğlu, karetta yavrularının insan elinden ziyade kendi imkanlarıyla denize ulaşmalarının daha doğru olacağını belirtti. Gökoğlu ancak ışık nedeniyle gecikmiş ve sıcağı kalmış yavrulara yardım edilebileceğini, gece yapılan bu işlemin yanlış olduğunu söyledi. Yuvadan çıktıktan sonra yavru karettalar denize ulaşana kadar bazı fizyolojik değişimler geçiriyor. Üzerlerindeki koku yatıyor, kasları gelişiyor, daha güçlü denize ulaşıyor. Karettalar kıyıdan denize ulaşana kadar doğal bir seleksiyona uğruyor. Yengeçler, balıklar ve martıların hedefi olan yavru karettalardan çok azı hayatta kalabiliyor.